Tatile giderken yanınızda götürmek isteyeceğiniz YouTube kanalı Retro TV'den selam arkadaşlar. Benim adım Utkan. Bugünkü projem ilaçlarınız gibi yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz şeyleri taşımanızı kolaylaştırmak için size yapımını göstereceğim bir anahtarlık üzerine. İhtiyacımız olan malzemeler ve kullanacağımız aletler çok basit. Siz de isterseniz bunu evinizde yapabilirsiniz. İhtiyacımız olan şeyler 2 tane plastik içecek şişesi ve bunların boyunlarını, boyun kısımlarını kesmek için işimize yarayacak farklı bir alet. Bu da benim durumumda testere oluyor. Onun dışında bir tane yeter ama ben her ihtimale karşı 4 tane aldım. Kablo toplayıcı küçük. Bir pense. Epoksi tarzı bir yapıştırıcı. Daha önce farklı bir amaca hizmet etmiş bu anahtarlık. Bir parça, küçük bir parça asetat ve zımpara. Şişelerin boyunlarını keserek başlıyoruz. Bir bıçakla iç tarafını düzleştiriyorum. Sonra sıra zımparaya geliyor. İki kapağın da iç taraflarını, kestiğim taraflarını ve üst taraflarındaki markasını, marka logosunu zımparalayacağım. Çünkü anahtarlığımda marka logolu bir şey taşımak istemiyorum. Gördüğünüz gibi ikisi de üst tarafları zımparalanmış ve alt tarafları yapıştırmaya hazır, pürüzsüz bir hale geldi. Kapsülümün iki bölmeli olmasını istiyorum ve bu bölmeleri asetatla ayırmayı planlıyorum. Bu yüzden kapaklardan birinin tabanını buraya koyarak asetattan bir parça keseceğim yuvarlak bir şekilde ve o asetat parçasını aralarına koyacağım. Müsaade et ya, müsaade et. Hadi canım. Ama asetatımı yuvarlak bir şekilde kestikten sonra iki parçalı yapıştırıcımı çıkarıp bir miktar karıştırmaya başlayacağım. Karıştırdıktan sonra da asetatla bu iki kapağı yapıştırmanın vakti gelecek. Bu kururken biz de kapağımıza anahtarlık halkasını nasıl geçireceğimize bakalım. Önce bu işaretli yerleri delip daha sonra kablo toplayıcılardan bir tanesini içerinden geçireceğim ve yuvarlak şeklinde, halka şeklinde getireceğim. Daha sonra da içeri tarafını mühürleyeceğim. Sonra bunları kapatıp kapsülü anahtarlık şeklinde kullanmaya başlayabilirim. Evet, deliklerimi açtım. Şimdi sırada bu kablo toparlayıcıyı bunun içinden geçirmek var. Bu şekilde bir halka yapacak şekilde geçmesini istiyorum. Alt tarafından da bunu birleştireceğim. Birleştirdikten sonra bunu bir pense yardımıyla daha kolay çekebilirsiniz. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olmasını istiyoruz. Yeterince sıkı olmasına özen gösteriyoruz. Daha sonra iç tarafını hemen kesiyoruz. Daha sonra da İki part yapıştırıcıyla bunun iç tarafını mühürleyeceğim. Ya da sıcak silikon tabancasıyla da olabilir. İkisinden birine karar vereceğim. Kapağın iç tarafını mühürlemek için epoksi tarzı olan yapıştırıcımı kullanmaya karar verdim. Şimdi bunu alıp kapağın iç kısmına böyle içinden hava bile geçmeyecek şekilde sürüyorum. Her yerini kapatması lazım. Gördüğünüz gibi kapsül anahtarlığı bitirdim. Son hali bu. Anahtarlık halkasına da geçirdim. Ve iki bölmeli. Birincisini açıyorum. Burada. İçine naneli şeker koydum ben. Ama siz istediğiniz farklı şeyleri koyabilirsiniz tabii. Yani ikincisinde de aslında görecek farklı bir şey yok ama. Böylece bunu anahtarlığınıza geçirip güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, yaptığım kapsülü anahtarlığıma da taktım. Bence güzel. Yani anahtarlığım biraz büyük oldu gibi ama ben zaten bunu çantamda taşıyorum. O yüzden bu kadar uzun bir bağ kullanıyorum. Benim için ideal bir yöntem. Evet arkadaşlar, kapsül anahtarlık videom bu kadardı. Eğer bu konuşmamı dinleyecek kadar izlediyseniz videomu size çok teşekkür ediyorum. Onun dışında videomu beğendiyseniz aşağı tarafta bulunan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer tıklarsanız çok mutlu etmiş olursunuz beni. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.